Şu köşeyi bir kontrol edelim. Yatağın altını da. Bir dakika, orada saklanan şey de ne? Oteller evinizden uzak kaldığınız zamanlarda eviniz gibi olmalıdır. Peki ya ne tür sırlar sakladıklarını biliyor musunuz? İşte karşınızda hiçbir çalışanın ya da yöneticinin size asla söylemeyeceği gerçekler. Bazı otel sahipleri 13 sayısına karşı güçlü batıl inançlar besler ya da müşterilerinin öyle olabileceğini düşünür. Sebep ne olursa olsun 13 numaralı odanın ya da direkt olarak 13. katın tamamen atlandığını görebilirsiniz. Aynı şey Uzak Doğu'da 4 rakamı için geçerlidir. Doğum gününüz, yıl dönümünüz ya da düğününüz varsa odanızı kolaylıkla ek bir ücret ödemeden bir üst sınıfa taşıyabilirsiniz. Bunun için önden arayarak oteli yaklaşan etkinlik hakkında bilgilendirmeniz yeterli olacaktır. Yatağınızı lekelere ve böceklere karşı kontrol ediyor olabilirsiniz. Ancak muhtemelen odadaki en kirli şey olan televizyon kumandasını atlıyorsunuzdur. Bu ufak eşya misafirden misafire dezenfekte edilmez. O yüzden kullanmadan önce plastik bir poşete sarmak isteyebilirsiniz. O odada daha birçok pis şey var ama onlara daha sonra geleceğiz. Her otelde oda servisinin kaybolan eşyaları sakladığı bir yer olur. En sık unutulan eşyalar şarj aletleri olmasına rağmen takma diş, takma göz ve hatta solucan kutuları gibi daha ilginç şeylerin bulunduğu da olmaktadır. Eğer kimse bu garip servetleri geri almak için 5 ya da 10 yıl içinde gelmezse temizlikçiler kayıp eşyaları aralarında çekilişle dağıtır. Ayrıca evet, bekleyecek kadar koca yüreklilerdir. Bazı lüks otellerde güvenlik önlemleri kapsamında gizli kameralar kullanılıyor olabilir. Bunların en yaygın bulunduğu noktalarsa kapı delikleridir. Dolayısıyla odanızdaki kapı deliğine her zaman ya bir maskeleme bandı ya da cam macunu yapıştırın. Ancak gizli kameralar odanın içinde hiçbir zaman kabul edilebilir şeyler değildir. Etrafı kontrol etmek için tavandaki ışığı kapatın ve telefonunuzun ön kamerasını açın. Bu şekilde odayı yavaşça tarayın. Bu süreçte ön kameranız herhangi bir yerden gelen kızılötesi ışıkları algılayacaktır. Gizli kameraların bulunabileceği yaygın noktalar yatağın yanı ya da banyodur. O yüzden bu bölgeleri detaylıca kontrol edin. Otel sahipleri ailelerinin ve arkadaşlarının sıklıkla ücretsiz konaklamasına izin verir. Ancak bundan pek haberiniz olmaz. Çünkü bunu ölü sezonlarda yaparlar. Ayrıca çalışanlar ve temizlikçiler de bazı avantajlara sahiptir. Havlu, terlik, bornoz ve şampuan gibi eşyaları alabilirler. Peki otel zincirlerinin odalarından bir şeyler almanızla ilgili bir sorunları olmadığını biliyor muydunuz? Kırtasiye malzemeleri, tuvalet eşyaları, kupalar, şemsiyeler ve üstünde isimlerinin ve logolarının olduğu her şeyi alabilirsiniz. Çünkü bu yanınızda götürdüğünüz şeylerle ücretsiz reklam yapacağınız anlamına gelir. Otel restoranlarının girişindeki şu zarif parlak sebze meyveler sadece dekoratif olarak orada değildir. Bunlar daha tabağınıza bile ulaşamadan doymuş olduğunuzu hissetmesi için vücudunuzu kandırır. Daha az yerseniz otelde daha az para harcamış olur. Size fazla duş jeli ya da başka tuvalet eşyaları verse bile kahvaltı büfesinden fazla yiyecek almanız durumunda ek ücret yansıtacak oteller de vardır. Atılacak yiyeceklerin miktarıyla aşçılarını üzmek istemeyen belli ülkelerdeki bazı otellerse misafirlerinin tabakta bıraktıkları yenilmemiş yiyecekler için ek ücret alır. Hiçbir otel zinciri size misafir olduğunuz süre boyunca alabileceğiniz en büyük indirimi nasıl alacağınızı isteyerek söylemez. Buna göre sınırlı bir bütçeyle tatil yapacaksanız rezervasyonunuzu akşam saat 6'dan sonra yaptırın. Çünkü satış birimi son dakikada iptal edilen bütün rezervasyonları bu saatte satmaya çalışır. Bu da sık sık fiyatın azaltılması, hatta bazen yarı yarıya düşürülmesi anlamına gelir. Ayın ilk pazar günü giriş yapmak için en iyi zamandır. Tatil yapanlar çıkarken iş seyahatine gelenler henüz varmamış olur. O yüzden en iyi odalardan bazıları boşta olabilir. En iyi odayı almak içinse oda listesi denen özel bir hizmeti kullanın. Oteldeki her şeye bakıp en çok beğendiğiniz odayı seçebilirsiniz. Listeyi resepsiyon görevlisinden istemeniz yeterli olacaktır. Sormadığınız sürece diğer ücretsiz hizmetlerinden de istekli bir şekilde bahsetmeyeceklerdir. Ücretsiz şarj aletleri, saç düzleştiriciler, su şişeleri ve masaüstü oyunlar da bunlara dahildir. Ayrıca sizin için bir ulaşım aracı çağırabilir, konser veya tiyatro biletlerinizi satın alabilir ve istediğiniz bir zamanda sizi uyandırabilirler. Oteller önceden ödeme yapmış olsanız bile sizi giriş esnasında reddedebilir ya da akşam 6'dan önce giriş yapmamanız durumunda rezervasyonunuzu iptal edebilir. Yani herhangi bir sebeple geç kalacaksanız oteli arayın ve öncesinden haber verin. Bu arada zamanında gelseniz bile size bir oda vermeyi reddedebilirler. Bu genellikle bir otelin uygun olmayan
odalarını rezerve etmesi durumunda olur. Böyle durumlarda sizi başka bir otele yönlendirebilirler. Daha da şaşırtıcısıysa bunun başınıza gelme ihtimalinin kim olduğunuza göre değişebilecek olmasıdır. Genç ve bekar erkekler, çiftler ve arkadaş grupları genellikle ailelerden ya da tek başına tatil yapan yaşça büyük kadınlardan önce kapı dışarı konur. Bunun sebebi ilk güruhun genellikle böylesi beklenmedik değişikliklere karşı daha esnek olmasıdır. Odanızdaki minibarın içindeki her şeyi tüketmeden önce içeceklerin ağzının mühürlü olup olmadığını kontrol etseniz iyi olur. Otel çalışanları daha önce misafirlerin sağlanan içecekleri bitirdiklerini ve ödeme yapmaktan kaçmak için içlerini musluk suyuyla doldurduğunu görmüşlerdir. Şşş, benden duymuş olmayın. Büyük otel zincirleri önemli misafirlerini karşılamak ve şehir içindeki ulaşımlarını sağlamak için kendi filolarını oluşturur. Kendi taksileri şehrin taksilerinden daha ucuz olur. Kısacası paranız cebinize kalsın istiyorsanız ve resepsiyondan otelin ulaşım aracı fiyatlarına bakın. Ancak bu görevliden yemek mekanları için tavsiye almayın. Çünkü otel çalışanları aşırı pahalı ve lezzetsiz olsa bile sizi tavsiye karşılığında para aldıkları restoranlara yönlendirecektir. Aslına bakılırsa misafirler odanın kendisi için değil otelin konumu için para öder. Havalimanına, kumsala, şehir merkezine ve meşhur bölgelere yakınlık toplam ücrete ek olarak yansıyacaktır. Evet, yıldızları göremeseniz ve içerideki koşulları çok da iyi olmasa bile durum böyledir. Aracınızı park etmesi için anahtarları valeye vermeden önce iki kere düşünün derim. Çünkü otel çalışanlarının pahalı arabaları alıp keyfine sürüşe çıkardığı ve hatta videoya aldığı durumlar yaşanmıştır. Benim arabam mı? Hayır. Odanızın hemen yanında ünlü biri kalıyor olabilir. Kimse onların orada olduğunu anlamaz. Çünkü kimliklerini saklamak için uydurma isimler kullanırlar. Ancak bu biz sıradan insanlar için ne yazık ki yasaktır. Diyelim ki tek kişilik büyük bir yatağı olan ve kumsal manzaralı bir oda talep ettiniz. Ancak girdiğiniz oda iki küçük yataklı ve tuğla duvar manzaralı bir yerdi. Ne yazık ki bu durumla sık sık karşılaşabilirsiniz. Yine de otel bu farkın kapatılması için size ya ücretsiz bir hizmet ya da geri ödeme sunmalıdır. Ancak yöneticinin böyle bir teklif yapmamasına karşı haklarınızı bilmelisiniz. Odanızdaki kasa hiç de güvenli bir yer olmayabilir. Değerli eşyalarınız varsa karşılama görevlisinden onları otelin girişindeki ana kasaya koymalarını isteyin. Çünkü burası bütün çalışanlar açamadığı için genellikle çok daha güvenlidir. Otel sandalyeleri ve koltukları her ne kadar temiz görünse de bir mikroskop altına almadan bundan emin olmayın. En iyisi üstlerine önden bir havlu ya da battaniye sermek ve öyle oturmaktır. Ne de olsa sizden önceki misafirin ayaklarını mobilyalara çıkarıp çıkarmadığını asla bilemezsiniz. Zira ayakları neredeyse kesinlikle kirli olacaktır. Çünkü odaların halıları yılda bir kere ya da daha nadiren yıkanır. Konusu açılmışken söyleyeyim, sakın halıların üstünde yalın ayak yürümeyi terlik kullanır ya da ayakkabılarınızla gezerseniz ayrılmadan önce çantanızı hazırlarken onları bir duş bonesinin içine koyun. Keza aynı durum yatak için de geçerli. Rahatça uzanmadan önce çalışanların misafirden misafire çarşafları değiştirdiğini ancak o büyük mis gibi mikrop dolu yatak örtüsünü değiştirmediğini unutmayın. Ayrıca odadaki bardaklara da dokunmasanız iyi edersiniz. Güzelce silinseler bile muhtemelen diğer yüzeylerin silindiği kumaşlarla silinmiş olacaklardır. Neden mi? Çünkü öylesi daha kolay. Çalışanların her odayı tamamen temizlemek için 20 ila 30 dakikaları vardır. Dolayısıyla detaylıca değil, hızlıca temizlik yapmaları gerekir. Bu yüzden de aslında en sık dokunulan şeylerden olan ışık düğmeleri, kapılar, çekmece kulpları ve kumandalar gözden kaçabilir. Uzmanlar bu eşyaların üzerinde tuvaletteki kadar mikrop olduğunu buldu. Peki bunun çözümü nedir? Her zaman yanınızda bolca antibakteriyel mendil bulundurmak. Ayrıca otelin temizlik uygulamaları hakkında soru sorarken şunu hatırlayın. Temizlik demek, dezenfeksiyon demek değildir. Kelimelerinizi akıllıca kullanın ve yöneticiye bir açıklık bırakmayın.